Evet, bugün Cengiz Çolak'la canlı yayın yapacağım. Cengiz Çolak iş adamı, ünlüler dünyasında tanınan bir kişi Cengiz Çolak ve rahmetli Arda Özür'ün nişanlısı, eski nişanlısı Vildan Örneğin, Arda vefat ettikten sonra Arda'nın çok yakın arkadaşıyla evlenmesine çok büyük tepki gösterdi. Bu evlilik 2 ya da 3 gün önce gerçekleşti. Cengiz Bey'e soracağız nasıl öğrendiğini ve bu konuyu konuşacağız. Cengiz Bey'i canlı yayına bekliyoruz. Cengiz Çolak'a. Kendisiyle bu ilginç konuyu göstereceğiz, konuşacağız. Cengiz Çolak çok büyük tepki gösteriyor. Arda Özür'ün rahmetli motor kazasında vefat etmişti. Oyuncu Arda Özür'ün 2018 senesinde, 2 sene evvel ve 6 yıl aşk yaşadığı, 6 yıl birlikte olduğu ve nişanlandı, sonra da ayrıldı. Ancak son ana kadar, son aylara kadar ilişkisini sürdürdüğü Vildan Örnek'ten vefatından sonra çok şaşırtıcı bir davranış gerçekleştiğini söylüyor Cengiz Çolak ve onun Arda'nın en yakın arkadaşıyla evlendiğini Türkiye'ye ilan etti Cengiz Çolak. Ve tabii ki çok büyük tepki gösterdi. Çok büyük tepki gösteriyor. Cengiz Çolak'ı bekliyoruz canlı yayına. Cengiz, ne var yok, sen Amerika'da mı yaşıyorsun? Abi normalde evet. Şimdi pandemi sürecinde buradayım. Yani denk geldim. Burada yakalandım. Orada da bunlar çok kritik olduğu için dönmedim. Şu an buradayım ama düzeldiği zaman döneceğim. Yani yaşam alanım olarak orası. Amerika. Ne olur kendini biraz bana anlatsana. Şimdi 2 gündür, 3 gündür senin daha evveliyatın da var. Onu da soracağım sana. Hep Cengiz Çolak, iş adamı Cengiz Çolak diye bu haberle ilgili seni görüyoruz ama insanlar bari burada öğrensinler senin kim olduğunu, ne iş yaptın. Tekstil işinle mi uğraşıyorsun? Babam tekstildi. Yıllarca, yani 30 sene tekstil işi yaptı. Ben burada yapıyordum. Lüks araç kiralama işi yapıyordum. Lüks araç kiralama işi, evet. Bunu Amerika'da, Miami'de ve Los Angeles'ta 2 şirket kurdum. Orada devam ediyorum. Ne kadar güzel. Bizim pandemiye çok etkilendik tabii. Doğal olarak turistlere çok hitap ettiğimiz için biz de. İyi bir yanı var. Burada evlendim yeni 7 ay önce. Allah mesut etsin. Değerli takipçiler, Cengiz Bey'le görüşmemizin bu bağlantının nedeni Cengiz Bey'in rahmetli Arda Özür'ün, oyuncu Arda Özür'ün 6 yıl birlikte olduğu kız arkadaşı Vildan Örneğin, Cengiz Özür'ü aniden herkesi şaşırtan bir şekilde genç yaşta vefat ettikten sonra Arda Özür'ün yakın arkadaşı Balemir Emren'le ilişkiye girmesi ve 2-3 gün önce de evlenmesi, bu evlilik haberini bizlere Cengiz Bey duyurdu. Nasıl öğrendin bunu, Cengiz, bu evliliği? Bu haberi ben duyurmadım. Şimdi normal şartlarda bu sitemde evet, başka arkadaşlarımız da oldu. Aynı arkadaş grubuyuz ama evet, benim takip sayımın fazla olması, magazinde biraz daha iç içe olmamdan dolayı benim yaptığım paylaşımlar haber oldu. Aslında Ben senden öğrendim. Başkaları da aslında böyle sistemler etti. Kendi sorularını evet, paylaşan arkadaşlarımız oldu ama benim paylaşmam haber oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim abi, bir kere detaya geri gideceğim ben. Yani şimdi ben seninle yayına çıkarken bile bir şunu ev hali, hepimiz pandemide evdeyiz. Hani bir saygıdır, oturacağım yeri seçtim, işte üstümü giydim, programına katıldım. Ben o paylaşacağım ya da konuştuğum şeyden haber olacağını zaten biliyordum. Ama o kadar bir sinirle bir reaksiyon verdim ki, düşün yani, üzerimde beyaz atlet var, yataktan kalkmışım. Birileri bana mesaj atmışlar. Aa bak, görüyor musun, Arda ile Vildan evlendi falan filan. Orada öyle bir reaksiyon verdi. Yani ondan sonra da yani
Her zaman söylediğim sözün arkasında duran da bir insanım. Çok da bana insanlar aradılar. Ya dediler işte tehdit etmişsin, bilmem ne yapmışsın. Ya etmişsem ettim dedim. Ne yapayım yani? Laf ağızdan çıkmış. Ben ağzıma geleni söyleyen bir insanım şimdi. Onu ne yapacağım? Geri mi alacağım yani? Arkasında da yapacak bir şey yok yani laflarımın. Buraya nasıl gelindi bu konu yani? Aslında buna şey yapmak lazım. Ya da bunu bilmeyen bazı insanlar şunu diyebilir. Yani şöyle gören insanlar var abi. Şimdi açık konuşayım. Hı hı. İnsanlar diyor ki sana ne? Yani çok az bir insan kitlesi bunu diyor ama. Sana ne diyorlar? Ama bunu şunu diyen insanlar şunu bilmiyorlar. Bir kere şunu bir kere herkes bilsin. Ardın şu an benim bulunduğum yer, şu an seninle konuştuğum yer benim eskiden ofisimdi. Ben, nerede? İstanbul'da mısın? İstanbul'da, Ataşehir'deyim. Burası bir ofisti. Evet. Ben pandemi süresince Amerika'dan Türkiye'ye geldikten sonra evlenince burayı ev şeklinde çevirdim. Ve burada yaşamaya devam ediyorum. Yani Arda'nın en son çıktığı, yani beraber maç izledik, benim yanımdan çıktığı kaza yaptı Arda. Öyle mi? Yani bu bulunduğumuz odadan çıktı. Yani şu an bulunduğumuz... Allah rahmet eylesin. Yani... Ve o kadar dramatik bir şey oldu ki yani orada şuna inandım ben. Yani Allah onu çağırdı abi, yani ölüme çağırdı yani. Çünkü o olayı ben şimdi kafamda o şoku atlattıktan sonra biraz böyle bir bazı şeyleri yerine koyuyorum. Yani oluşumuna bakıyorum. Yani inanılmaz şeyler. Yani gitme diye çok ısrar ettim. Burada kal dedim. Yani gece çok geç bir saatti. Yağmur yağıyordu. Ama o gitti. Yani normalde mesela her gün buraya geliyordu. Hani giderken iki arkadaş hadi görüşürüz dersin, ayrılırsın. Mesela o gün giderken birbirimize sarıldık. Mesela sırtıma üç kere tokat attı. Hadi görüşmek Allah'a emanet ol diye. Yani çok bizim Arda bizim bam telimiz abi. Bunu bilen herkes bilir. Yani benim çevremdeki herkes bilir. Arda bizim bam telimiz. Arda bizim ince çizgimiz. Ben şöyle bir şey göstermek istiyorum sana. Buradan kameraları alacağım. Bak benim burada hala da duvarda Arda'nın fotoğrafı vardır. Evet. Yani görüyoruz bilmiyorum. Yani bu görüyorum. Benim hayatta da var olduğum sürece, yaşadığım sürece her zaman da o resim orada inmeyecek. Yani Cengiz Çolak, affedersin Cengiz Çolak, Arda Özel'in ayrıldığı sevgilisi Vildan Örneğin oyuncu Palamir Emren'le evlilik haberini duyurduktan sonra arkadaşlarınızı iyi seçin. Çünkü siz öyle... Evine gider bak, şarkıcı Ege benim abim gibidir. Bak, tanıyorsan sor. Tabii, dünya iyisidir Ege. Ya kitabı çıkmıştı, telefonla konuştuk. Ben Arda'da kalıyordum o dönem. Eve geldi. Abi inan, aldı gitarı, gitar çaldı, şarkılar söyledik bilmem. Ya inanılmaz misafirperver bir çocuktu. Yani kalbi çok temiz bir çocuktu Arda'nın. Ben Arda'yla böyle bir dost diyalogum yoktu. Biz Arda'yla eski arkadaştık ama ne zaman ki biz 4-5 ay aynı evde kaldık. Bizim dostumuz artık bir şey, yani dost şey tarafına geçtik biz Arda'yla yani. Bir de şimdi benim yanımdan çıkıp vefat etmesi falan da bunlar tabii derin hassas konular. Yani bizim bam telimiz abi, anladın mı? Bizim ince çizgimiz. Yoksa bu arkadaşların evlenmeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Cengiz Çolak şu sözün güzel. Ben dedin ama amacıma ulaştım dedin. Evet, bu konuda onları ifşa ederek Balamir Emre'nin ve Bildan Örneğin yüzünü gösterdim herkese. Yaptıklarının yanlış olduğunu ben... Hatta bugünkü programda bazı yerlerde de Bildan'ı da korudum yani. Şimdi Allah var. Bak ben burada şu an şunu da diyebilirdim. Ya bunlar bu adam sağken de beraberlerdi diye iftira da atabilirdim değil mi? Yok ama Bildan'ı kabahatli bulmuyor musun? Hayır, onu demek istemiyorum. Evet. Ben bu arkadaşları amacım tamamen gömmek. Tamam. Bazı yalan söylerdim. Derdim ki bunlar derdim bu adam varken de beraberlerdi derdim. Tamam. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuda başka bir şey söyleyeceğim. Levirat evliliği diye bir şey var. Sosyolojide Levirat evliliği geçiyor. Biliyor musun? Yok abi, bilmiyorum. Eşi ölünce onun kardeşiyle evlendiriliyor insanlarda ve bu dünyada bütün toplumlarda aşağı yukarı var. Türkiye'de eski Türklerden Orta Asya'dan gelen bir gelenek. Yahudilerde de dini bir kabul ediş bu. Dini bir zorunluluk bu. Ölen kardeşin dul eşiyle evlenme geleneği. Ancak
Ancak eski Türkler şöyle yapıyormuş. Zifafa girmeden vefat ederse eşi, o zaman evlendiriyorlarmış. Zifaf olduysa evlilik olmuyormuş kardeşle. Eski Türklerde böyle bir gelenek olabilir. İlkel toplumlardan gelen, dünyada geçerli böyle bir toplum olabilir ama vicdan bunu kabul etmiyor. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Levirat evliliği falan. Bana bir öz kardeşler mi? Bir kere senin söylediğin şey bana göre Türk toplum örfü adeta çok uzak bir şey. Ben, maalesef oluyor. Maalesef oluyor. Bana mı? Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaşım 41 yaşındayım. Ben şöyle bir şarkı hatırlıyorum bir zamanlar. Sen deyince kulağıma çarpışım yaptı. Kimin söylediğini de hatırlamıyorum. Ölmem mi beni mezara koyun işte kardeşime taşıttın tabutumu diye bir şarkı vardı. Hakan Taşıyan mı söylüyordu bunu? Biri söylüyordu. O zaman bu bir gündeme gelmişti. 90'lı yıllardaydı bu. Adam şarkı yazmış ya. Yani diyor ki benim abim öldü. Yengemi bana işte evlenmem gerekiyor diyor. Ölmem mi beni de tabuta koyun diyor. Yani bana bunu yaptıracağınızda diyor. Beni de diyor tabuta koyun diyor yani. Bunun filmleri de yapıldı. Bu adam buna şarkı yapıldı. Yeşilçam'da bu konuda. Ya adam bu töreye bile isyan etmiş. Demiş ki beni demiş tabuta koyun demiş yani bunu yapacağınıza demiş yani. Senin söylediğin zaman ben o şarkıyı hatırladım şimdi. Tabii şimdi, tabii. Bu halk bunu unutmaz. Unutmaz. Senin yüzünü unutur. Bu olayı unutmaz abi. Kulağın hep bir aşinalık vardır. Bak bu olay gündeme gelince birçok insan hala daha bunların bu adamın ölüm mevlidinde yaptıkları doğum günlerini hatırlıyorlar. Yoksa bu bahsettiğimiz arkadaş 5. sınıf bir oyuncu. Kim yani Balamir Emren? Şurada bazı yorumlarda bile görüyorum. Balamir kim diyorlar. Balamir kim ya? Balamir kim yani? Değil mi? Unutulacak gidecek abi bunlar. Yani yapacak bir şey yok abi. Yani bu arkadaşlara ben yapmak istediğim şeyi zaten yaptım. Yani ben çok merak ediyorum onu biliyor musun? Ben kendi eşimle de bazen bunu konuşuyorum. Yani bir kadın olarak hanımıma soruyorum. Ya diyorum nasıl bir duygu yaşayabilir bir insan böyle bir şeyde yani? Hani ne bileyim ya çok ilginç bir durum. Yani bilmiyorum abi herkesin görüşü kendine. Ben bir ara psikolojik sorunlar yaşadım. İşte bu hastane olaylarının çıktığı dönemler işte demin dedin ya. Ben Arda'nın evine gittim abi bir gün. Arda'yı ziyarete gittim. Ve ben tam 5,5 ay dışarı çıkmadım. Ki evim, bakım, her şeyim var. Ve Arda yanlış anlama. Arda'nın bir tarzı var. Arda böyle gecekondu gibi evde yaşardı böyle. Eve bile pencereden girerdik ama onun tarzı öyleydi. Öyle bir hayat seçerdi. Bahçesi falan vardı. Evet. Ya, Ahmet teyze. İlk Arda koltukta yattı. 2 tane odası var. Dedim ki ona, şu odada ne yatmıyorsun sen? Bana ne dedi biliyor musun? Kanka dedi, ben dedi Vildan'la kalıyordum orada dedi. Biz dedi ayrıldıktan beri dedi, ben dedi orada yatmıyorum dedi. Bak şu an tüylerim bile diken diken oldu. Bu adamın öleli 40 gün olmamışken bir fotoğraf paylaştılar. Cunda'ya gitmişler. Balemir, yanında Vildan oturuyor. Karşılarında da bir kadın ve bir erkek oturuyor. İki tane çift. Bırakın bakı falan masada böyle. Tamam mı? Ve biz rahatsız olduk. Ben Balamir'i aradım. Dedim ki bak Balamir. Sen dedim göz önündeki bir adamsın. Yani demedi yani. Aslında yani işte de. Değil mi? Yani kendi sanatçı görüyor ya bu arkadaş. Sanatçısın hani sanatçısın. Göz önündeki bir adamsın. Bak dedim bu fotoğrafı buradan kaldır. İnsanlar yanlış anlar. Dilin kemiği yok konuşur. Yanında Vildan var. Vildan herkes bilir Arda'yla olduğunu. Bilmeyen yok. O tarafı kaldırdı. Ama bana şunu söyledi. Dedi ki ya kardeşim dedi böyle bir şey olabilir mi dedi. Vildan dedi benim en yakın arkadaşım dedi ya. Arda'nın bize emaneti nasıl böyle bir şey düşünebilir insanlar dedi ya. Ne oldu şimdi? Ne oldu yani? Hani o zaman düşünen herkese hayırdır öyle şey olur mu diyorduk. Şimdi ne oldu? Hepimizin boynunu yere yedin ya.